Bugün saat 17.00'da Amerikan borsaları ve dolayısıyla dünya borsaları korkutacaklar diye tahmin ediyorum. Çünkü ilginç bir veri geliyor. Amerika'daki istihdamla ilgili biraz eski bir veri. Neden yayınladıklarını bile bilmiyorum ama o veriyle piyasaları biraz korkutabilirler. Ama şimdi gelin onu sona bırakalım. Hangi veri geliyor? Piyasalar neden korkacak? Neden olup bitiyor şu sıralar? Bir onu gözlemleyelim. Dünkü hareketlere baktığımızda Dow Jones'un %0.15 gerilediğini görüyoruz. S&P 500 %0.2, Nasdaq'da %0.33 geriledi. Küçük hisse senetleri %1.12 gerilediler. VIX dün yükseldi. Burada veriyi vermiyor biraz eski bir veri buradaki. VIX dün bir miktar yükseldi. Biraz sonra detayına bakacağız. Öte, öte yandan Amerikan 10 yıllıkları şu anda artık %3.81'e kadar gerilemiş durumdalar. 2 yıllıklarda da 3.89 Dün iki tarafta da gerileme vardı. Biraz grafiklere baktığımızda S&P 500'ün Temmuz ayında yakaladığı all time high'lara çok yaklaştığını görüyoruz. %1,5 civarında bir hareket var yapması gereken. Dünkü gerilemeye rağmen çok yukarıda şu an S&P 500 ve çok hızlı geri geldi. 5 Ağustos'taki dipten ne kadar hızlı geldiğini görüyorsunuz. Yani bunlar hakikaten tarihi hareketler. Bakalım 5 Ağustos dibinden buraya kadar %9.57'de %9.60 civarında arttı. Hakikaten tarihi bir gelişme. Şu anda RSI ılımlı halde. Bir ara böyle bir çok hızlı gittik. Dün onu biraz sakinleştirdi piyasa. Bundan da memnunum açıkçası. MACD biraz negatif yani azıcık aşağı doğru yönü olabilir gibi gözüküyor S&P 500. Biliyorum pek çoğunuz RSI'yi veya MACD'yi sevmiyor ama bence uzun vadeli bir yatırımcı için bayağı iyi yol gösteriyorlar. RSI şu çizginin üstüne çıktı mı korkun işte bu kadar basit. Her seferinde oradan sonra bir düzeltme yiyoruz. Ama S&P 500 muazzam bir geri dönüşü yaptı. Biraz da fazla hızlı geldi. Fazla hızlı ısınmıştı dünkü soğuma iyiydi biraz daha da soğuyabilir. Nasdaq baktığımızda durum pek farklı değil. Nasdaq all time high'lardan biraz daha geride ama o da müthiş bir geri dönüşü yaptı. Nvidia'ya baktığımızda yine benzer bir performans. Müthiş düşüş herkes ölecek derken Nvidia 126'ları gördü. Şu anda da 125'te işlem görüyor. Dün hafif bir düşüş vardı. Tabii bir de volatility endekse bakmak lazım. VIX'e. bizim canımızı 5 Ağustos'ta yıkmıştı. Tarihi rekorlarla yukarı doğru 65'e kadar gitmişti. Şu anda 15.90'lara kadar geldi dedi. Fakat dünkü tek günü harekete baktığımızda last mantığını görüyoruz. Güne başladığı nokta 14.85'ti. Bitirdiği yer 15.90. Bu ne anlama geliyor? Yatırımcılar bazı riskler görüyorlar ki put opsiyon alımlarını artırıyorlar. Yani önümüzdeki günleri biraz çalkantılı görüyorlar ve ben de onlara katılıyorum. Zaten o yüzden hep ciddi bir miktar nakit ve bolca hedge ile devam ediyorum. Yani hisse senetlerimi düşüşe karşı korumaya kendim olarak devam ediyorum. Biraz masraflı bir iş ama bugünlerde bence akılcı bir teknik. Çünkü önümüzde cuma günü belki de Amerikan ekonomisinin tarihini değiştirecek, akışı değiştirecek önemli bir toplantı var. Jackson Hole'da Powell konuşacak ve Powell'dan faizlerle ilgili ve enflasyonla ilgili Amerikan ekonomisiyle ilgili önemli şeyler dinleyeceğiz. Piyasalar Powell'ın konuşması konusu çokça geliyorlar tabii ki. Peki mevcutta nasıl değerlendiriyorlar durumu? Eylül ayında 25 bas puanlık bir indirim yani tek indirim bekliyorlar. 67.5 bu oylanıyor diyelim. oylama değil başka mekanizma biz öyle diyelim. 2 faiz indirimi de az değil yani %32.5 civarında. Ben pek beklemiyorum ve ummuyorum. Ben şunun olmasına razıyım şu anda. Ve ileriye yönelik güvercin açıklamalara pazartesi günü haftaya bakış videosunda bu görüşümü anlatmıştım. Şu anda piyasanın fiyatlamaları bu şekilde gerçekleşiyor. Peki bizi bugün saat 17'de korkutacakları veri ne? Şu veri Payrolls Benchmark. Yani hakikaten enteresan bu veri bu. Amerikan İstatistik Kurumu geriye dönük olarak istihdamda revizyonlar yapıyor. Yapacakları şey bu. Neden? Çünkü biliyorsunuz bize ilk rapordan istihdam raporları anketlere dayalı olarak gerçekleştiriliyor. Burada ise artık gerçek veriler oluşmuş durumda ve gidip vergi kayıtlarından, diğer bütün istihdam kayıtlarından bakıp gerçekte istihdam ne olduğu bakıyorlar. Ama hangi periyot için? Mart ayında tamamlanan bir yıl için. Yani oldukça geriye dönük bir veri bu. Ve müthiş kötü sayılar gelebiliyor tarih olarak baktığımızda. Mesela 2019 Mart'ta 500 bin eksi revizyon gelmiş. Yani daha evvel bize raporlanandan 500 bin eksiye doğru gitmişler. Öte yandan Mart 2022'de de 450 bin yukarı doğru revizyon gelmiş bu periyot için eksi 1 milyon civarında bir revizyon olabileceği düşünüyor. Yani bize daha evvel raporlanandan o bir yıl içerisinde nerede başlıyor? 2023 Mart, 2024 Mart arasındaki bir yıl içerisinde bize raporlanandan aslında 1 milyon daha eksik istihdam yaratılmış olabileceği düşünüyor. Bu ayrık sapmayı 83.333'e 83, getiriyor. Yani böyle bakınca da bütün bu istihdam raporları falan bize niye sunuluyor bilmiyorum. Böyle muazzam revizyonlar olacaksa. Elbette bilemeyiz revizyonun boyutunu. Onu bugün öğreneceğiz. Ve böyle bir sayı gelirse piyasalar bunu pek sevmeyecektir. Peki gerçekten önemli mi? Bence hiç önemli değil. Çünkü bu geçmiş. Yani zaten Mart ayından bu yana Amerikan ekonomisine ilgili onlarca veri aldık. O veriler bize Amerika'nın şu an itibariyle bir resesyonda olmadığını, tüketici tüketme devam ettiğini, istihdamda bir miktar bozulma olsa da ölümcül bir bozulma olmadığını gösteriyor böyle geçmişle ilgili bir rapor ama piyasa bunu biz bizi korkutmak için kullanabileceğini düşünüyorum. Korkmamanın sebeplerinden bir tanesi geçmişe dönük bir veri olması. İkincisi eksik bir veri bu. Mesela vergi kayıtlarına bakıyor ağırlıkta. Oysa Amerika'da azınlıklar pek bu tip beyanlarda bulunmayabiliyorlar. Ve ondan dolayı da rapor tam anlamıyla bize gerçek durumda göstermiyor. Household survey'de yani vatandaşa sorulduğunda evet işsizlik hafif artsa da büyük bir dert yok. Daha yeni veriler var elimizde. O zaman benim dert edeceğim bir veri değil bu ama piyasaları bugün böyle bir kısa bir sallayabilir diye düşünüyorum. Yine bugün piyasaları sallamak için kullanacakları ikinci bir veri de saat 21.00'da son FED toplantısının tutanakları yayınlanıyor. Benim için yine hiç önemi olmayan bir yayın bu. Neden? Çünkü ondan sonra yeni veriler geldi önümüze. Ama o tutanaklara bakarak yine böyle piyasaları biraz çalkalayabilirler. Çünkü çok hızlı yükselerek geldik görüyorsunuz. Dün böyle hafif bir düzeltme vardı ama biraz daha bir düzeltme olursa açıkçası şaşırmam. Lütfen buradan yola çıkarak gidip bütün hisse senedinizi satıp boşaltmayın. Ben hiçbir şey yaptım yok. Düğün pozisyonu neyse orada duruyorum. Çünkü tek önemli konu Cuma günü olacak olanlar. Paul Bey neler diyecek? Böyle çok ince bir dengede Paul. Faiz indirimlerini geciktirirse veya yeterli miktarda yapmazsa Amerika resesyona ya gelebilir. Faiz indirimlerini de abartırsa veya çok erken yaparsa bu sefer enflasyon tekrar coşabilir. Paul bunun arasında seçim yapacak. Benim tahminim faizleri indirmeyi ve ekonomiyi çökertmemeyi tercih edecektir. Çünkü ekonomi çökerse daha evvel bahsetmiştik deflasyon riskinden ekonomi toparlamak tekrar çok zor hale geliyor. Oysa faizler azıcık erken düşürdüğü için enflasyon biraz kafayı kaldırsa tekrar buna müdahale etmek için ellerinde çok fazla araç var. Ben bu nedenle olumluyum. 25 bas puanlık indirimin çok net görüyorum Eylül'de. 50 bas puan inşallah diyorum. Powell'ın bütün bunları nasıl dile getireceğine beraber izleyeceğiz. İnşallah şöyle konuşur. Ekonomide yavaşlama var ama beklentimiz çerçevesinde İstihdamda kırılma var ama beklentilerimiz çerçevesinde. Daha fazla izin vermemize ama gerek yok. Çünkü an itibariyle faizlerimiz aşırı yüksek. Amerika Birleşik Devletleri ekonomistleri ekonomiyi aşırı ısıtmayacak ama aynı zamanda aşırı soğutmayacak faiz seviyesini %3.25-3.50 arasında görüyorlar. Bu hedeflenen aslında faiz oranı olması gerekiyor. Şu anda biliyorsunuz çok daha üstünde faizler buraya doğru bir inişin başlayacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki dönem boyunca bu faiz inişleri inşallah FED sakin sakin yönetebilir. Çünkü tarihte belki de ilk kez FED gerçekten bir yumuşak iniş fırsatına sahip Powell'ın bu fırsatı tepmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden olumluyum ama %100 olumlu değilim. Piyasalara çalkılacak böyle çok veri var. Powell konuşmasından sonra da ortalık yine karışacaktır. Kimisi diyecektir ki fazla indiriyor, erken indiriyor, enflasyon coşacak. Kimisi diyecektir ki geç kaldı zaten resesyon var. Ben bunun arasında bir yerlerde olduğumuzu düşünüyorum. Geç kalmaya çok yakın olduğumuzu veya hafif geç kalmış olduğumuzu düşünüyorum. Faiz indirimi konusunda. Ama olur en En sonunda faiz indirimleri başlıyor ve henüz Amerika'da ciddi bir resesyon yok. Bu nedenle böyle pozisyonlarımı %32'ye indim şu anda nakitte. 32-35 arasında bir yerdeyim nakitte. Hece ederek, ciddi bir nakit tutarak dalgalanmalara, çalkalanmalara hazır olarak devam etmeye çalışıyorum. Her ilgili gelen veriler enteresan. Kamala Harris seçimlerde Trump'a ortak oldu biliyorsunuz. Çünkü basın müthiş destekliyor Kamala Harris'i. Ama Kamala Harris şu ana kadar canlı röportaj yapmadı. Önemli bir politika açıklamadı. İki politika açıklaması var. Bunlardan bir tanesi basına düşen bir ekonomi politikası. Kamala Harris'in ağzından duymadık onu. Ve orada Amerika'da gıda fiyatlarına üst sınır getireceklerini, fiyat kontrolü getireceklerini iddia etti. Wall Street Journal'da yayınlanan bir makale. Süper ürkütücü bir şey. Yani bunlar sosyalizmin, komünizmin ayak sesleridir. Kulağınıza hoş gelebilir yani keşke fiyatlar sabitlense daha fazla artmasa diye. Fakat bunlar geçmişte hep denendi. Bu sonunda kıtlığa neden oluyor, kara borsaya neden oluyor. Fiyatlar kar edemeyeceklerini görünce üretimi kısıyorlar. Fiyatlar daha da kötü hale geliyor. Bunlar denen bir şeyler ama herisi böyle saçma sapan bir politika açıkladı. Bu hiç iyi değil. Bir de kumsal vergilerle ilgili yüksek bir vergi oranı açıklayacaklar gibi gözüküyor. Bunlar şu anda net değil. Amerika'da şu anda demokratların büyük kongresi var. O kongreden sonra ekonomi programı alacağız. Sonra da Kamala da gerçekten basın görüşmeye başlayacak. Trump onunla birebir mülakat edecek. Oralarda Harris'in içine kadar, boşta kadar dolu göreceğiz. Ben çok dolu görmüyorum işte dedik. Öte yandan hani Trump da dünyanın en entelektüel insanı değil elbette. Özellikle bu iki kişinin birebir karşı karşıya geleceği o münazaraya kadar göreceğimiz bütün anket sonuçlarını ben açıkçası göz ardı ediyorum işte dedik. Anketlerde bir ara Harris çok hızlı gitti. Trump'ı geçti. Bu ekonomi politikası ile ilgili haberler size haberi tekrar eşitlendiler. Bu arada Trump da çok tuhaf hatalar da yapıyor hala. Yani ırkçı olduğunu gösteren böyle tuhaf açıklamaları var. Onun yerine biraz daha presidential yani başkan gibi davransa kazanma ihtimali daha yüksek olacak. İki tane bence birbirinden zayıf adayın çekişmesi bu. Hala benim gördüğüm borsa açısından Trump'tan yana. Çünkü kurumlar vergisini yükseltmeye çalışan gıda fiyatlarına üst sınır getireceğim diyen çok sosyalist bakış açılarını Amerikan borsası hiç sevmez. Hemen tepkiler gelmeye başladı. Dün gıda endüstrisinin yöneticileri dediler ki biz Harris'in ne dediğini anlamıyoruz. Böyle fiyat kontrolleri falan bu işler olmaz. Biz zaten rekabetçi bir sektördeyiz. Bir ekonominin gerçekten iyi gitmesi için artık bunda ispatlanmış formüller. Yüksek rekabet ortamının yaratılması gerekiyor. Devletin küçük olması gerekiyor. Vergilerin minimal olması gerekiyor. Tekrar Amerika'da böyle bir sosyalist yapıya doğru dönüş planlanıyorsa gidip bir Arjantin'de falan olup bitenlere bakmanın fayda var. Bakalım ben Harris'in ciddi bir ekonomi politikası falan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İşte şimdilik yapmaya çalıştığı şey şu. Bir yandan Biden'dan kendini araştırmaya çalışıyor. Çok da kolay değil çünkü onun yardımcısıydı. Ve onun politikalı ile ortak gitti. Kendine böyle bir yeni bir şey yaratmaya çalışıyor. Yaratabilecekleri de az aslında biraz. O zaman da böyle saçma şeyler çıkıyor. Bakalım göreceğiz. Şimdilik anketlerde eşitlendiler gibi Harris azıcık daha avantajlı gözüküyor. Ama dediğim gibi her, henüz canlı bir basın röportajı vermedi. Trump da karşı karşıya gelmedi. Gerçek görüşlerini bilmiyoruz. Şu ana kadar basından çok destek alarak geldi. Bundan sonrasını göreceğiz. Ben hala piyasa açısından Trump'ı daha iyi görüyorum. Durumlar böyle. Ben bu akşam itibariyle artık ayrılıyorum. Aranızdan bir 12 gün kadar yokum. Güney Afrika, Zimbabwe, Zambiya ve Botswana'yı içeren uzunca bir tura gidiyoruz aileyle beraber. Afrika'daki bu maymun çiçeği virüsünden de ben korkmuyorum çünkü bulaşma oranları falan son düşük. Önlemlerimizi alıyoruz gidiyoruz ama yine de bir dualarınızı alırız. Piyasalar size emanet. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.